Selam millet. Yeni bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz kulaklık tamamen müzisyen arkadaşlara hitap eden bir kulaklık aslında. Çünkü ben gittiğim çoğu konserde bu kulaklığı kullanan vokalistler gördüm. Zaten bu firmada bu kulaklığı vokalistlere özel üretiyor bildiğim kadarıyla. Kendisinin birçok modeli var görünüş olarak ve performans olarak gerçekten de mükemmeller. Neyse lafı daha fazla uzatmadan sizi bugünkü konuğumuzla tanıştırayım. KZ SK10 Pro. KZ firmasından çok da fazla bahsetmeme gerek yok aslında. Az önce de söylediğim gibi kendileri tamamen sanatçıları baz alarak ürünler üretiyor. Ve bu konuda gerçekten de mükemmeller. Şimdi dediğim gibi bizim konuğumuz KZ SK10 Pro ama sağa sola görsellerini koyarım. KZ'nin Gerçekten de bir sürü kulaklığı var. Yeni çıkarttıkları da çok iyi. Eskiden ürettikleri de çok iyi. İnceleyeceğimiz model bir bluetooth kulaklık. Ama kablolu kulaklıkları da gerçekten kaliteli. Kutumuzun arkasında kulaklığımızın öne çıkan özelliklerini yazmışlar detaylı şekilde. Ön tarafı da şu şekilde şeffaf pencereli yani kulaklıkları görebiliyoruz. Kutumuzun yapısı pencereli kulaklıklarımızı görebiliyoruz. Kutusu Şeffaf kulaklıklarımızı görebiliyoruz ve kulaklıklarımızın da içini görebiliyoruz böyle bir tık transparan bir tasarıma sahipler. Şöyle parlama yapmasın diye kutusundan bir çıkartalım. Şöyle bir kulaklığı kenara alalım. Kutunun içinden bir tane şarj edebilmemiz için Type C kablosu, farklı kulaklar için kulak silikonları ve bir tane de kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Şöyle uzunca bir yapıda içerisinde Türkçe dil desteği de bulunuyor. Evet geldik kulaklığımıza millet. Şöyle bir yapısı var kutusu yarı mat yarı parlak yapıda yapılmış. Şu arkasında bir tane şarj edebilmemiz için Type C girişi bulunuyor. Şöyle kapağını açtığımda da şurada bir tane şarj için durum LED göstergesi bulunuyor. Ben kulaklıklarda bu ışıklı şarj göstergelerini gerçekten de seviyorum. Çünkü kulaklığın ne kadar şarjı olup olmadığını telefona bağlı değilken bile bu küçük LED göstergeler sayesinde anlayabiliyorsunuz. O yüzden her kulaklığa lazım. Şöyle bir kutusundan çıkartalım ve kulaklıkların tasarımını size göstereyim yakından. Şöyle bir yapıda arkadaşlar kulağınıza tamamen oturuyor ve arka tarafı da şu şekilde gerçekten tasarım olarak çok iyi ya. Ya benim kameramda çok belli olmuyor ama şuradaki piano black parlak yapı kulaklığın sürücülerini falan görmemizi sağlıyor. Yani tamamen siyah bir yapıda değil bu. Şöyle teknik detaylarını size saymadan takayım. Ya kulaktaki duruşu bu şekilde. Benim kulağım küçük bir yapıda olmasına rağmen bile Tamamen kavradı kulağımı. Hiçbir şekilde düşmüyor. Şimdi hızlıca kulaklığımızın teknik detaylarından bahsedelim. Kulaklık kutumuzun şarj kapasitesi 400 mAh. Kulaklıkların içerisinde de ayrı ayrı 48'er mAh bataryaları bulunuyor. Kulaklıklarımızın şarjı full ise 6 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Bluetooth sürümü olarak da 5.2 kullanıyor. Ve 400 mAh'lık... Powerbank'i kulaklıkları 3 kez full şarja ulaştırabiliyor. Kulaklığımız Android ve iOS fark etmeksizin tüm akıllı cihazlarla uyumlu şekilde çalışabiliyor. Kendisinin herhangi bir aktif gürültü engelleme veya transparan modu özelliği bulunmuyor. Ama silikonlu yapısı sayesinde kulağınıza tam oturduğu için pasif bir gürültü engellemeyi size sağlamış oluyor. SK10 Pro'nun en büyük özelliği aslında size yüksek çözünürlükte müzik dinletiyor olabilmesi. Bu sayede dinlediğiniz müzikteki bas frekanslarını en kaliteli şekilde hissedebiliyorsunuz. Ve son olarak kulaklığımız suya ve toza karşı dayanıklı ama bununla denize, havuza giremiyorsunuz. Sadece spor salonunda veya kumsalda üzerine bir su, toz sıçradığında kendini koruyabiliyor. Teknik özelliklerimiz bu şekildeydi. Evet kulaklıkları kutusundan çıkarttığımda şöyle KZ SK10 Pro olarak direkt çıktı. Buradan eşleştir diyorum ve connected dedi <laughs> ve bağlandı arkadaşlar. Ben zaten daha öncesinde kulaklığı kullandım ve ses kalitesini biliyorum. Size ufak bir ses şöleni yaşatmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Şöyle terifsiz bir müzik açalım. Evet şimdi de kulaklığımızın dokumatik kontrollerini bir test edelim. Bakalım hangi kulağa kaç kere tıkladığımızda neler yapabiliyor. Her zaman dinlediğim bir playlistten şarkı açacağım. Zaten siz de ekranda anlık olarak göreceksiniz bunu. Şimdi şarkım çalarken sağ kulaklığıma bir kere tıklıyorum. Ve müziği durdurdu. Bir kere daha tıklıyorum. Müziği tekrar oynattı. İki kere tıklıyorum sağ kulağa. Sonraki şarkıya geçti. Bir daha iki kere tıklıyorum. Yine sonraki şarkıya. Şimdi sağ kulakla üç kere tıklayacağım. Sağ kulakla üç kere tıkladığımda farklı bir moda geçti. Bir daha üç kere tıklayacağım. Şimdi stand up mod diye bir şeye aldı. Sol kulaklama bir kere tıklıyorum. Şarkıyı durdurdu. Bir kere daha tıklıyorum. Başlattı. İki kere tıklıyorum. Başa aldı. Tekrar iki kere tıkladığımda ilk önce başa alıyor. Daha sonrasında da önceki şarkıyı alıyor. Üç kere tıklıyorum. Üç kere tıkladığımda bu da modlar arasında bir geçiş yaptı. Şarkı kontrolleri bu şekildeydi. Şimdi sol kulaklığa basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi Google Asistanı açtı. Şimdi sağ kulaklığa basılı tutacağım. Bu da aynı şekilde Google Asistan'ı çalıştırdı. Yani iki kulaklığa da ayrı ayrı 3 kere tıkladığımda her ikisinden de aynı tepkileri aldığını gördüm. Bu da demek oluyor ki kulaklıkların herhangi birisi kutudayken bir kulaklıkla diğer kulaklıkta yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü bazı kulaklık modelleri var. Örnek veriyorum, sağ kulaklık kulağınıza takılı değil, sadece sol takılı. Sola basılı tuttuğunuzda bazen Google Asistan'a geçmeyebiliyor. Çünkü Asistan'a geçme özelliği sağ kulaklıkta mevcut. O da kutusundaysa o an o işlemi yapamıyorsunuz. Bir de KZ modellerinde bu dokunmatik kontroller büyük ihtimal standart. Bazı markalarda bu dokunmatik kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Ama KZ kulaklıklarımızda büyük ihtimal öyle bir özellik mevcut değil. Ama onun haricinde şeffaf mod ve transparan modu da olmamasına rağmen kulaklığın kalitesi aşikar. Ve kontrollerde de gördünüz zaten dokunmatik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Çatır çatır da algılıyor. Evet KZ SK10 Pro Bluetooth kulaklık kulaklığımız bu şekildeydi. Dediğim gibi KZ markası benim gerçekten de sevdiğim bir kulaklık markası. Ürünleri önceki yıllarda daha uygundu ama enflasyonla falan filan bayağı pahalı olmaya başladı. Bu kulaklığın güncel fiyatı ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 4090 TL civarında. İlerleyen günlerde fiyatı ne olur bilinmez tabii ki de. KZ SK10 Pro ve diğer KZ kulaklık modellerini daha detaylı incelemek için açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Ve bu YouTube yolculuğumda bana destek olmak adına şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sonraki inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.